Yukarıdaki şekilde verilen AD çaplı büyük çember ile ABC dikdörtgenin AB ve BC kenarlarına teğet olan küçük çemberler birbirlerine dıştan teğettir. EBC üçgeninin alanı kaçtır? Şimdi arkadaşlar EB'mize R diyelim. BC'mize de şuna yarıçaplara KK dersek BC'mize ne olur? 2K olur. Bizden alanı istediği için alan yükseklik çarpı taban bölü 2 idi. O zaman alan EBC'miz 2K çarpı R bölü 2'den bizden K çarpı R'yi istiyor arkadaşlar soruda. O zaman şimdi bakarsak arkadaşlar bunun yarıçapına R dedik. Buradan bunun yarıçapına da K dedik. Birleştirirsek yarıçap merkezlerini bunu. Burası R artı K olur merkezleri birleştirdiğimizde. Burada merkezden paralel olarak AE'ye paralel olarak çektiğimiz zaman küçüğün merkezinden AE'miz aynen karşıya geçer paralellikten dolayı 12. R'miz de karşıya geçer R. O zaman üst kısma merkezle arasına K eksi R olur. Buradan Pisagor'u uygularsak arkadaşlar burada. K artı R'nin karesi eşittir. K eksi R'nin karesi artı 12'nin karesi olur. Açarsak tam kare ifadeleri birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesidir. Eşittir. Aynı şeyi yaparsak birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikinci çarpımının iki katı, eksi 2K çarpı R, artı 12'nin karesini 12 çarpı 12 şeklinde yazalım. Burada iki tarafta K kare olduğu için sadeleştirir. R kareler olduğu için sadeleşir. Eksi 2 kareyi karşıya atarsak 2 de orada var. 4 tane K çarpı R'miz eşittir. 12 çarpı 12 olur. 4 ile sadeleştirirsek 12'yi 3 kalır. Buradan da K çarpı R'miz 36 çıkar. Bizden de zaten bunu istiyordu. Cevabımız C şıkkı olur.